Kemal. Gitme. Ne olursun gitme. Kore'ye gitme Kemal. Beni buraya bağlayan bir şey kalmadı ki Gülcan. Hiç mi bir şey kalmadı sahi? Evliliğim. İşim, itibarım, her şeyimi kaybettim. Burada kalmam için bir sebep yok. Ben varım. Seninle benim ne alakamız var ki? Yani burada kalsam ne değişecek ki? Biz istersek her şey değişir Kemal. Değişmez mi? Biliyor musun? Eski Güllü gibi konuştu. Sanki her şey o kadar kolaymış gibi. Elbet kolay değil ama. Ankara yolcuları kalmasın. Eski günleri unutmayı çok istedim Kemal. Çok çabaladım. Ama olmadı. Nefret ettim senden. Halide ile evlenmeni kaldıramadım. Hakkım olmasa da kaldıramadım işte. Ben gözümü ilk seninle açtım. İlk sana sevdalandım. Sen beni terk ettiğinde dünyalar başıma yıkılmıştı. Kalp yarısı kapanmazmış meğer. Sevda öyle uçup gitmezmiş. Kalırmış hep bir yerlerde. Ben seni hala seviyorum Kemal. Ankara yolcuları kalmasın. Gitmeyeceksin değil mi? Sana her şeyi bırak desem. Çiftliği, fabrikayı, Serap Hanım olmayı bırak desem. Bana eski Güllü olarak dön desem. Buradan gidelim. Herkesi, her şeyi unutalım desem. Yapamam ki. Kemal. Ben burayı bırakamam. Eski Güllü olsa bir an bile tereddüt etmezdi. Sen eski Güllü olamazsın. Sahip olduğun şeyleri bırakamazsın. Çiftliğin hanımı olmaktan vazgeçemezsin. Dönüp tekrar fabrikadaki işçi Güllü olamazsın. Bense eski Kemal olamam. Halide ile hiç evlenmemiş gibi davranamam. Sen Serap Hanım olmaktan vazgeçemezsin. Ben de Serap'ın yanında duramam. Artık bizim için çok geç.
Yolculuk ne tarafa? Ankara'ya. Bahale, ben de Ankara'ya gidiyorum. Oğlum asker, Kore'ye gidecek. Gitme de onu göreceğim kısmetse. Sen ne için gidiyorsun kurban? Ben de Kore'ye gideceğim. Ankara'ya gönüllü yazılmaya gidiyorum. Ne olduğunu anlatmayacak mısın? İstasyona gittim. Gitme dedim. Onu hala sevdiğimi söyledim. O ne dedi? Sarıldı bana. Bak ben dememiş miydim kız? Kemal'in gönlü hala sende. Sizinkisi kara sevda dememiş miydim? Yine de gitti öyle mi? Bana her şeyi bırakır mısın diye sordu. Çiftliği, fabrikayı. Eski Güllü gibi bana gel dedi. Sen ne dedin? Ne diyeyim Pakize? Ben her şeyi nasıl bırakırım? Çiftlik, fabrika hepsi bir gün oğluma kalacak. Oğlumun istikbalini bir kalemle nasıl silerim? Kemal'e gitmek büyük aptallıkmış. Ah be Güllü. Kemal ne yapsın? Kolay mı hiç? Koskoca çiftliğe hanım oldun. Sen zengin, o fakir. İnsanın gözü korkmaz mı hiç? Bizi fakirlik ayırmadı mı Pakize? Babam beni 3 kuruşa satmadı mı? Kemal başlık parasını bulsaydı beni almayacak mıydı? Fakirlik iyi bir şey mi Pakize? Yok Pakize. Kemal'e gitmekle hata ettim. Hem gittim de ne oldu sanki? Ne oldu olur mu hiç kız? En azından artık eminsin. Neyden? Kemal'in seni sevdiğinden. Mühim olan da bu değil miydi? Beyin beşi çamdan yuvarlandı, düştü damdan. Bey babası gelin. Anam yok mu? Bebeği bana bırakıp çıktıydı. Tamam peki. Sen işine bakabilirsin. Ben yatırırım Muzaffer Ali'yi. Tamam. Ha, Orhan Bey'i aradıydı. Akşam uğrayacakmış. Temiz olmuş. Zahmet etmişsin. Eline sağlık. Yemek de yaptım. Geç otur, sıcak sıcak yersin. Tıraş mı oldun sen? Ha ya. Ne bileyim, kendime bir çekit düzen vereyim dedim. Yakışmış mı? İyi etmişsin. Beğendim.
Fakize. Fakizem. Günaydın dünyalar güzelim. Günaydın. Hayrola? Hayır. Hadi. Bankaya gideceğiz. Oradan da çarşıya alışverişe. Fakizem bak ben ne diyorum biliyor musun? Şuraya karşıya büyük bir tane dolap alak. Ondan sonra buraya da bu senin istediğin aynalı konsol var ya ondan alırız ha? Kocacığım parayı çarçur etmeyelim hemen. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ne çarşuru kurban olduğum. Evimize sana ne gerekiyorsa hepsini alacağız. Hem benim akşam ne insana sürprizim var. Ne sürprizi? Yok ya. Niye söyleyeyim ki ne? Sürpriz söylenirse sürprizi kaçar. Kurban olduğum. Hadi kalk. Hadi. Ya Ramazan. Ne gerek vardı hesabı ikimizin adını açtırmana? Kurban olduğum artık sen ben yok. Hayat müşterek. Beraberik yani he. Gel bakalım. Ne yapacağız şimdi biz bu kadar parayla? Harca harca bitmez sanki. Kurban olduğum doğru diyorum. Artık biz yeni bir aileyiz. İstikbalimizi düşünmemiz gerekiyor. Hazıra daha dayanmaz. Benim aklımda bir iş kurmak var ama... Ne işi kuracaksın? He? Ne işi kuracaksın? Dur onu sonra konuşuruz. Gel bir şeyler alak. Dur Ramazan olmaz. Burası çok pahalıdır. Allah Allah. Pahalıysa pahalı. Para senin itin köpeğin kız. Hani istikbalimizi düşünecektik? Paygizem şimdi kurban olduğum seninki laf mı? Yani karımıza iki tane entari almayak mı? Ha? Gel. Ya Ramazan. Gel kurban olduğum gel. Merci beaucoup. Buyurun. Ne istemiştiniz? Selamünaleyküm madem ama. Ben hatırladın mı? Ben Halide'nin yeğeniyim. Dezemle hep buraya geliyorduk. Sen geç elbiselere bak. Hadi. Madam, elindeki en güzel entarileri karıma göstermeni istiyorum. Biz alışveriş yapacağız biliyor musun? Bak. Bende para var tamam. Jumeau. S'il vous plaît. Hadi. Bu arada ben size Londra'dan yeni gelen kumaşlarımızı göstereyim ha. Voilà. Oui. 7 yıl özel depolarda dinlendiriliyorlar. Vallahi güzel. Güzel. Çok güzel olmuş ha. İşte sana sürprizim. Ne işimiz var burada Ramazan? Ne demek ne işimiz var? Yemek yemeye geldik kızım. Ama burası çok pahalı. Ben de kırmayayım bu gece. Tamam mı? Al kardeş. Sağ ol abi, iyi akşamlar. Sağ olasın, sana da iyi akşamlar. Gel. Ya Ramazan. Ya kurban oldum, gel işte ya, Allah Allah, hadi. Bak. Selamünaleyküm kardeş. Kurban oldum. Dayımla dayıcan buraya her gün neyin geliyorlardı, her gün neyin. Ben de arkalarından böyle bakıyordum. Lan bir kişi de beni götürmüyordu. Dedim ki ulan Ramazan, şu anandan kalan hakları al, sevdiğin karıyı da tak koluna, buradan içeri gir. Hadi buradan içeri girelim. Ay. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Kardeş şimdi bizim bir rezervasyonumuz vardı biliyor musun? Ben Ramazan Aslangiray, yengen Fagize Aslangiray. Beni takip edin lütfen. Tabii. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Ay, Ramazan.
Masanız efendim. Sağ ol. Geç karıcığım. Sağ ol kardeş. Mazan, ne yaptın sen böyle? Niye işte? En güzel masa. Bari arkalarda bir yerde otursaydık. Şimdi herkes bize bakacak. Utanırım ben. Ya kurban oldum. Allah Allah, baksınlar. Buranın en güzel hanımefendisine bakıyorlar. Ha burada oturmuşum bakmışlar. Ha arkada oturmuşum bakmışlar. Sen onlara bakma. Keyfine bak. Ne efendim? Yok kardeş. Biz siparişimizi şefe bırakıyoruz. Anlıyor musun? Şef elindeki en güzel yemeği bizim için yollasın, tamam mı? Peki efendim. Eyvallah babuş. Rahmetli dayım bir yere gittiğinde hep böyle dermiş. Amin. Allah rahmet eylesin. Amin. Kurban oldum. Beykulübü beğendin mi? Çok beğendim Ramazan. Gerçi sen yanımda olduktan sonra geri seçmem değil. Ben senin ağzını çeperini yerim kız. Ne güzel dans ediyorlar değil mi? Tıpkı filmlerdeki gibi. Ha valla. Bir dahakine biz de dans ederiz. Ama bir dahakine. Ay biz nasıl dans edeceğiz Ramazan? Keşke Arak'ı söyleseydik. Ya bak kızım, sen niye onunla öyle cebeleşiyorsun ki ne? Sen onunla cebeleşene kadar yemek soğuyacak kızım. Rahat rahat yesene ya. Ya vallahi doğru söylüyorsun. Ben de zaten insanlar niye bu kadar kendilerini zora koşarlar anlamıyorum ki. Ama şöyle. Dün olanlardan sonra aklım güllüde kaldı. Doğru diyorsun. Benim de dezzem. Yanına gitmeye korkuyorum yemin ederim var ya. Güllü bana hakkımı verdi ya, çok kızdı. Ne yapayım ben de ağırmaya mıydım ya? Ramazan. Hı. Yarın çiftliğe gidelim diyorum. Ben Güllü'yü görmüş olurum hem de teşekkür ederse. Olmaz mı? Allah Allah, niye teşekkür ediyorduk yine? Sadaka mı verdi? Hakkımı verdi? Ya orası öyle ama istemeseydi vermezdi. Hem mahkeme bile vermediydi. Tamam gidelim. Ama bak Pakize, bana bir şey yapar, bir şey derse yemin ediyorum lafımı esirgemem. Bak yemin ediyorum. Yok yok, Güllü öyle şey yapmaz. Hem husumetimiz bitsin diye düğüne geldi. Sen de artık uzatmasan. Ya Pakize, uzatmam da ben. Öyle bir beddua ettim ki geri dönemem vallahi. Ya Ramazan, hatırım için. Senin hatırını yerim ben. Yarın yumuşak ol, tamam mı orada? Yumuşak mı olurum? Ne yumuşak olacağım kızım ben? Adam gibi geçer otururum. Allah Allah. Yani ayıp bir şey demezsin diye diyorum. Tamam tamam, demem. Mon Dieu. Ne mükemmel bir vücut. Kimseye genç bir kız annesi olduğunuza inanamaz kuzum. Ma chérie, merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Je vous en prie. Madame, bu elbise gerçekten çok şık ama ben bu davet için siyah bir elbise düşünüyorum. Vücudu daha sıkı kavrayan bir model olursa tercihimdir. Ala, Paris'ten yeni getirdiğim bir elbise daha var. Tam da arzu ettiğiniz gibi bir model. Voilà. Merci beaucoup. Mm-hmm. Ah, je ne peux pas en croire mes yeux. Halide. Enfes görünüyorsun hayatım. Nasılsın? Comment allez-vous? Je suis maintenant très bien. Haldeciğim, nasılsın şekerim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim şekerim. Oh. Madem bu daha iyi oldu sanırım. Bon. Madame Emma. Oui. Bu elbiseyi istiyorum. Hı hı. Faturayı da fabrikaya gönderirsin. Şekerim, bu akşam bizim evde minik bir davet var. Lütfen siz de gelin.
Hem eşinle tanışmak için can atıyorum. Başka bir akşam görüşsek? Aa, lütfen. Rica ediyorum. Geleli kaç gün oldu? Daha görüşemedik. Ertelemeyelim şekerim. Hep beraber olalım bu akşam lütfen. Hı? Madame Emma, s'il vous plaît, siz de rica edin. Uzun zaman oldu, bir araya gelemedik Halide. Bu kadar ricaya hayır denmez. Impossible pour vous de refuser. Serap da davetli mi? Orhan'ın en kıymetli müvekkili olarak onu da davet etmek icap etti elbette. Bir mahsur var mı? Yok, hiçbir mahsur yok. Aslında başka bir akşam hep beraber büyük kulübe yemeğe gitsek daha iyi olabilir. Yok yok, bu akşam müsaitiz. Görüşürüz. Dört gözle bekliyorum şekerim. Orva. 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 İyi mi yaptınız bilemiyorum kuzum. Serap'la Halide'yi yan yana getirmek pek de iyi bir fikir değil. Neden? Neden öyle söylüyorsunuz bana? Daha geçenlerde yeğeninin düğününde birbirlerine girmişler. Büyük rezalet çıkmış. Madem, neden bu kadar düşmanlar birbirlerine? Kemal, Serap'ın eski aşkıymış. Ha, işler sandığınızdan daha karmaşık şekerim. Hayatım, nereye gidiyorsun? Çok bunaldım. Bir şeyler içeceğim. Şale Köşkü'ndeki konferans bitmiş. Duydun mu konuşmaları? Yok, partide toplantıdaydım. Yakında Kore'ye gidecek olan birliklerin Adana'dan geçişi olacak. Daha önce bahsetmiştim. Onunla ilgili hazırlıkların komitesi toplandı. Önemli bir gelişme oldu mu? Ne olabilir ki paşa zaten? Herkes birbirini alkışlayıp övdü durdu. Hepsi bu kadar. Hadi sağlığına. Serap Hanım, göz kamaştırıyorsunuz. Siz de öyle. Teşekkürler. Ne kadar güzelmiş eviniz. İlk kez mi geliyorsun şekerim? Buyurun. Hoş geldiniz Serap Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Halideciğim, hoş geldin. Bu kadar geç kalınca vazgeçtiğini düşündüm. Eşim Kemal. Memnun oldum Kemal Bey. Ben de. Sonunda Halide'nin kalbini çalan erkekle tanışmak vaki buldum. Hakkınızda anlatılanlar azmış. Şekerim, eşin bahsedilenden daha yakışıklı. Affedersiniz. Ben de şaşırdım. Davet edildiklerinden haberim yoktu. Müsaadenizle. Buyurun. Hoş geldin Halideciğim. Hoş bulduk Orhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Neden bana haber vermeden Halide'leri çağırdın? Bir mahsurum mu var? Anlamadım. Bugün Madame Emma'da karşılaştık. Ya davetten bahis geçince çağırmamak olmazdı. Ha. Affedersiniz. Aranızdaki durumu bilmediği için davet etmiş. Kusura bakmayın. Önemli değil Orhan Bey. Ben de zaten fazla kalmayacaktım. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Muzaffer Ali de çok huzursuz zaten bugün. Aa, lütfen rica ederim. Biraz daha kalın Serap. Yoksa kendimi çok fena hissederim. Pekala. Bir yarım saat daha. Teşekkürler. Öncelikle hepinize beni kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Yıllar sonra tekrar Adana'da sizlerle birlikte olduğum için ne kadar bahtiyar olduğumu tahmin edemezsiniz. Aranıza dönmek çok güzel. Tekrar hoş geldiniz. Müsaadenizle hepimiz bir aradayken ben de güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünden itibaren Dinç Aslan Fabrikası'nın yönetim ortağıyım. Ve
Şu anda aramızda bulunmayan ama bana bu imkanı tanıyan çok sevgili dostum Neriman'a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yılmaz bir savaşçısın Halideciğim. Tıpkı rahmetli abin gibi. Pes etmek nedir? Bilmiyorsun. Teşekkür ederim. Hamit Bey'in yeğeni gönüllü olarak Kore'ye gitmek istiyormuş Orhan. Senin de genelkurmayda tanıdıkların vardır. Yardımcı olabileceğini söyledim. Elbette tanıdıklarım var. Yalnız askerliğini yapmış olanların kabulü mümkün mü onu bilmiyorum. Ama bunu mümkün kılmak lazım azizim. Madem tekrar asker olup Kore'de savaşmak istiyorlar. Bu zor bir iş değil. Lakin kimsenin ölüme gitmesine gönlüm razı olmaz. Buna gönüllü olmuş olsalar bile. Senden bir şey rica edeceğim. Elbette. Gördüğün gibi biz Kemal'le barıştık. Biliyorum. Sana gelip boşanmayla alakalı söylediğim sözlerin aramızda kalmasını istiyorum. Kemal bunları asla öğrenmemeli. Geçmişteki yakın dostluğumuza hürmeten bunu senden rica ediyorum. Anlıyorum. Bu konuda sana güvenebilir miyim? Rica ederim Halide. En küçük bir şüphem bile olmasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. İçerisi çok kalabalık. Evet. Çok güzel bahçeleri varmış. Ben içeri geçeyim artık. Müsaadenizi isteyeyim. Muzaffer Ali'de aklım kaldı. Çocuk söz konusu olunca akan sular duruyor şekerim. Yoksa hayatta bırakmazdım. Katıldığın için teşekkürler. Ben sizi kapıya kadar eşlik edeyim. Hayır lütfen. Zahmet etmeyin ben giderim. İyi geceler. Yarın fabrikada görüşürüz Serap Hanım. Bu geceyi ucuz atlattığımıza şükrederim. Ben daha şenlikli olur diye umuyordum ama neyse. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.